Arkadaşlar hepinize merhaba. iOS 15.1 beta 1'i inceleyeceğiz bugün sizinle birlikte. Elimden geldiğince videoyu kısaltmaya çalıştım geçtiğimiz haftanın geri dönütlerinden sonra. Dolayısıyla videonun uzunluğuyla ilgili özellikle yorum yapan arkadaşlardan geri dönüt bekliyorum. Şimdi bu güncelleme benim iPhone 11 Pro Max'ime 6.19 GB olarak manasız bir büyüklükte geldi. iPhone 12 Pro Max'e mesela 5 küsür GB olarak gelmiş. Diğer cihazlara bir nebze daha az olarak gelmiş. Ama benim cihazıma 6.19 GB olarak geldi. Sebebini anlamadım. Ayarlara girdiğimiz zaman burada hemen hakkında kısmına baktığımızda 19B5042H olduğunu görüyoruz yapım numarasının. Ve bu yapım numarasının da sonunda H harfi olduğunu düşünürsek daha bunun adam akıllı bir versiyona dönüşmesine bir hayli uzun zaman var demek oluyor. Modem güncellemesi var. Modem güncellemesine baktığımız zaman gördüğünüz gibi 2.50.05 olmuş modemimiz. Yani bağlantı sorunlarımız bir ihtimal çözülmüş olabilir. Şimdi bunlar güncellemenin genel özellikleri. Gelelim güncellemeye gelen yeniliklere. Aslında baktığımızda çok güzel yenilikler var. SharePlay geri geldi. Ne demek oluyor bu? Şimdi ben bir FaceTime açacağım buradan. Buraya geliyorum ve buradan bu tuşa bastığım zaman ekran paylaşımı tuşu bana gördüğünüz gibi burada geriye döndü. Ve şu anda benim ekranımı paylaşmaya başlıyor. Ben bunu denedim ama çok sağlıklı çalıştığı söylenemez. Mesela buradan çıkıyorum. Aslında ekranın paylaşması gerek ama şu anda burada herhangi bir şey gözükmüyor. Şöyle göstereyim, sadece bu şekilde gözüküyor. Onun dışında şu var, yine FaceTime'a devam ederken mesela Apple Müziğe girelim. Apple Müziğe girdiğimizde gördüğünüz gibi SharePlay kullanılacak içeriği seçin diyor. Ben buraya geliyorum mesela, buradan işte arşivden listelere gireyim. Bu listeme gireyim SharePlay şeklinde. Şu an başlattık mesela. Yani özetle aslında SharePlay geri gelmiş, gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Ama gördüğünüz gibi hani gösterecek kadar bile düzgün çalışmıyor neredeyse hala. Bununla birlikte ayarlara giriyoruz burada. Ayarlara girdikten sonra FaceTime ayarlarına geldiğimiz takdirde FaceTime ayarlarının en altında bulunan ikonda, şu aramaları duyur ikonunda bir değişiklik söz konusu. Yine telefon kısmına girdiğimiz zaman da bu şekilde bir değişiklik söz konusu. Eğer ki Spatial Audio destekleyen bir cihazınız varsa bununla ilgili birkaç tane değişiklik var. Ayarlara girdikten sonra yine erişilebilirlik kısmına geliyoruz ve bu erişilebilirlik kısmında AirPods kısmına geldiğimizde en alta indiğimiz zaman iPhone'u takip et diye bir şey var. Kafa takibi olarak geçiyor. Bunu yapabiliyoruz, açabiliyoruz. Bu yeni eklenen bir seçenek. Hatta bunu şeffaf mod ve gürültü engelleme modu gibi bir ayrıma da koymuşlar. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi şu anda ben müziği oynatıyorum ve burada uzamsal sesin üzerine basılı tuttuğumda gördüğünüz gibi kafa takibini açık, kapalı ya da sadece uzamsal sesi açık hale getirebiliyorum. Kafa takibi ne demek? Kafam sağa çevrildiğinde müzik sol tarafımdan geliyor. İşte diğer tarafa çevrildiğinde de diğer tarafından geliyor. Bunu da bu şekilde bize seçenek olarak sunmuşlar. Şimdi şöyle ilginç bir şey olmuş. Herkes canlı metin, canlı metin falan filan diye ortalıkta geziyordu. Hatta ben de bununla ilgili bir video yaptım. Bunun nasıl kullanıldığını görmek isterseniz yukarıdan bakabilirsiniz. Bunun ismi değişmiş. Yani ben şimdi burada kamera kısmına giriyorum 15.1'de. Kamera kısmında gördüğünüz gibi algılanan metni göster şeklinde bir isim koymuşlar. Hani bunu live text olarak tanıtıp da günün sonunda algılanan metni göster yapmak ne kadar mantıklıdır bilemiyorum. Bununla birlikte fotoğraflarımızda bayağı bir değişiklik var ama bu güncellemekten bir müddet daha sonra muhtemelen düzgünce çalışacaktır. Şimdi fotoğraflardaki arama kısmına giriyorum ben buraya. Mesela bir hayvan yazıyorum. Hayvan yazdığım zaman burada bana memeli, kedi, dolgu, keseli falan gösteriyor. Buraya ben spor yazıyorum atıyorum. Spor yazdığımda ekipman, saha, araba, spor ayakkabısı gibi envai çeşit ne yazarsanız yazın buraya. Fotoğraflarımız artık bunu şekillendiriyor. Biliyorsunuz ki 13 Pro modellerinde ProRes RAW şeklinde video olacak ve bunun kodu da bu güncellemenin içerisine eklenmiş. Şimdi çözülmüş hatalardan bahsetmek istiyorum hemen. Bir tane çözülmüş hata var bildirilen. 3 tane de çözülmemiş gözüküyor ama daha çok fazla çözülmemiş hata var. Onun 3 tane olduğuna bakmayın siz. Şimdi bana gelen şikayetleri değerlendirmek gerekirse ayarlara girdiğimiz zaman burada yine genel kısmına geliyoruz ve iPhone saklama alanına geldiğimiz müddette şunu görüyoruz. Kullanılanın 55.2 GB olduğunu 64 GB üzerinden görüyoruz. Birçok insanın iPhone saklama alanı kısmında bu gördüğünüz ekranda sıkıntısı var. Ya sıfır gözüküyor, ya tamamı dolu gözüküyor, ya bir anda 20 GB artmış vesaire. Bunlar güncelleme ile ilgili problemler. Geçmesi ve düzelmesi için bir sonraki güncellemeyi bekleyebilirsiniz. Klavye tahminleri tıpkı bunun gibi çalışmıyor yine. Özellikle iOS 15'e geçtiğimizden beri
çalışmıyor. Wi-Fi'de hata yaşayanları görebiliyorum ve kestirmelerimizde bir seçme hatamız vardı. Yani biz kestirmeler uygulamasını buradan açtığımız zaman kestirmeleri seçmek istediğimizde, toptan silmek, bir şeyler yapmak istediğimizde mesela buradan uygulama kapanıyordu. Bu hata da bu güncellemeyle çözülmüş. Şimdi batarya açısından bakacak olursak tabii ki çok fazla değerlendirme fırsatım olmadı. Ama sanırım bu modem güncellemesi benim telefonumun sürekli bir eksik, bir fazla çekim gücünü çözmüş. Dolayısıyla ben bataryalı bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte çok da fazla yorum yapamayacağım tabii ki. Performanstan şu ana kadar gayet memnunum. Hiçbir eksiğini görmedim, hiçbir gediğini görmedim. 15.0'dan 15.1 pek de farklı çalışmıyor. Ama tabii ki benchmarkları biz size yine gösterebilmeyi isterim burada. Benchmarklarımıza girdiğimiz zaman yine şöyle CPU'lara bakıyoruz. 1315, 1329, 2506, 3239. Aslında baktığımızda bakın 15.1 ile benim telefonum ciddi derecede zıpladı yukarı doğru. Ki ben bütün hepsini aynı şarjda ve şeyde yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla kağıt üzerinde çok çok ciddi bir gelişme var. Önceki aylara baktığımızda. Kompüte geldiğimizde 7500'den 7377, 7400'e bir düşüş var. Bunu çok kale almaya gerek yok. Ama benchmarklara baktığımız zaman sonuçlarımız hiç de fena değil. Genel performans olarak zaten dediğim gibi öyle tek tük hataları da ben artık yaşamıyorum. Uygulama bazlı problemler olabiliyor. Yok efendim Instagram'da şu sorun var, burada bu sorun var gibi. Ama bunlar da zamanı geldiğinde çözülecektir. Şimdi takvimi açıyorum bir. Bakıyorum bugün ayın 22'si. Muhtemelen Apple bu noktadan sonra güncelleme döngüsünü 2 haftada 1'e alacaktır. Dolayısıyla bizim önümüzdeki beta güncellemesini beklediğimiz tarih 4-10 Ekim arası oluyor. Yani biz bu tarihte muhtemelen 15.1 beta 2'yi görebiliriz ya da dediğim gibi yani Apple'ın da ne yaptığı çok belli olmuyor aslında. Bu sıralar zaten bu tarz haberleri çok üst üste yığmıyorlar. Çünkü çıkan fiziksel ürünlerin basın kapsamını azaltmak istemedikleri için. Ama genel itibariyle durum bu şekilde. Ben bu güncellemeden memnunum. Kimlere tavsiye ediyorum? Beta sürümü kullanıyorsanız bence güncelleyebilirsiniz. Ama şöyle düzeltmek lazım. Yani iOS 15'i artık halka açık bir şekilde de deneyebildiğiniz için yani beta sürümü kullanmaya lüzum yok. Eğer beta tester değilseniz, bu şekilde içerikler üretmiyorsanız. O yüzden hani ben beta ile devam etmek isteyen arkadaşlarıma da hani bir nedeni sorgulamalarını kendilerine tavsiye ederim. Eğer ki mantıklı bir sonuç bulunup da ben devam edeceğim beta sürümü denemeye derseniz o zaman bu güncellemeyi tabii ki yapın. Ama onun dışında ben şu noktada özellikle 15.1'deki yeni özelliklerin hiçbiri, ki çok da fazla yeni özellik de yok, adam akıllı çalışmıyorken kimseye gidip de ben bu güncellemeyi yapmasını tavsiye etmiyorum. Bütün cihazlar için iOS 15 videolarını çekeceğim, hazırlayacağım kim güncellesin, kim güncellemesin diye. Bu videoyu bekleyenlerinizin olduğunu biliyorum. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.